Evet, bir kuple size Birinci Dünya'dan haber vereceğim. Birinci Dünya mı? Bizi de ilgilendiriyor. Sinemaya iki yeni film geldi. Bir Barbie, bir de Oppenheimer. Bir arkadaşım Oppenheimer'e gitmiş. Az önce diyor ki süperdi diyor. Kesin görün diyor. Öte yandan bilmiyorum, ben daha izlemedim tabii. Birini sormuşsunuz. Ne için sen niye pembe giydin diye. Sen de mi Barbie'cisin diye. Valla değilim ya. Ya Binnaz, bu abicim bu Barbie işi. Kardeşim bu Barbie şu değil miydi? Bizim küçüklüğümüzde herkesin Barbie'si vardı hakikaten. Benim de vardı da. Barbie sonradan şu denmedi mi? İşte genç kızların psikolojisini bozdu. Efendim böyle vücut proporsiyonu olamaz. Çok uzun bacaklar, incecik bir bel, işte hiç kalçası yok. Böyle bir kadın vücudu yok ama işte bu kız çocukların beynine işlendi. Onun için bütün bir jenerasyon bulimik, anoreksik oldu falan diye. Barbie'yi konuştuk 10 yıllarca. Şimdi ne oldu? Geldi Barbie'nin filmi oldu. Barbie yine aklandı mı? Aklandı, paklandı mı? Ne oldu? Sen bilerek mi pembe giydin bu arada? Yok, hayır. Alakası yok. Sen de Pembe pembe. Sen Barbie'cilik var sende ya. Ben bilerek giydim. Pembeden tasarruf olmaz, tarafım belli olsun diye. Ya aynen senin dediğin gibi Barbie senelerce kız çocuklarının kendine güvenine, beden algısını bıçaklayan, özgüvenini düşüren aslında korkunç bir figür olarak hayatımızda yer aldı. Ondan sonra yıllar içinde işte Mattel, Barbie'nin oyuncak şirketi, işte farklı beden tiplerinde Barbie'ler piyasaya çıkarsa da o kâr etmedi. Çünkü hani Barbie deyince aklımıza gelen şey o hani daha plus size Barbie'ler veya işte siyah Barbie'ler vesaire olmadı hiç. Barbie dediğimiz o işte klişe Barbie, stereotipik Barbie dediğimiz Barbie'di. Zaten filmde de o var. O stereotypical Barbie dediğimiz Barbie var filmde. Ama filmin Yani. evet, Evet. ama filmin özelliği aslında tüm bu bahsettiğimiz eleştirilere biraz sırtını yaslaması, onların farkında bir anlatı sunması bize. Tabii ki bugünün sonunda bir hani oyuncak şirketinin oyuncak satmasına, ürün satmasına vesile olacak bir filmden bahsediyoruz. Hani çok çok büyük beklentilerle gitmemek lazım. Ama yine de feminizmin Barbie ile ilgili ne dediğini de bilen bir film. Yönetmeni Greta Gerwig zaten bağımsız feminist bir sinemadan tanıdığımız bir yönetmen. Bunların farkında olarak yaklaşmış konuya. Biraz da artık hani o normalde daha üst jenerasyonlarda diyeyim daha doğrusu aşağılanan böyle bimbo denilen hani ciddiye alınmayan o pembe estetiğini ne bileyim işte takıştırırsan, süslenirsen, işte o pembeler giyersen ciddiye alınmazsın denilen anlayışın çok artık üstüne çıkmış, onu aşmış bir feminizm içinde yaşıyoruz şu anda. Dolayısıyla bu filmde o açıdan o bizim bimbo feminizm dediğimiz son yıllarda da artış yapan hani bu Onu mu estetik savunuyorsun? Şimdi tersine döndü. Bin boyluksa bin boluk kardeşim. bimboluksa bimboluk. Yani benim hani kısa şeyleri Bu sevmem, evet Barbie'yi sevmem, işte pembelerimi giyip gezmem benim progresif bir politika takip etmeyeceğim anlamına gelmiyor. Feminist olmayacağım anlamına gelmiyor. Şu anda biraz o noktadayız. Barbie de Okay. biraz bunun bilincinde bir film. Ama tabii ki hani yani bu böyle dedim diye böyle inanılmaz şeyler beklemeyin. Sonuçta bu bir Barbie filmi. Son derece hani geriden Ancak şey, gelen da var. sen de onu yazdın. Hollywood'da grev var ya, bu Barbie'nin ekibi de o greve de destek vermişler, değil mi? Verdi, hepsi verdi. Şimdi zaten esas sorun şu. Bu ikisinin, iki filmin aynı anda sinemaya çıkması aslında sinemanın hani çok uzun zamandır yakalayamadığı kadar büyük bir olay. Çünkü uzun zamandır pandemiden dolayı sinemalar çöküşte biliyorsun. İşte bunda hem enflasyonun işte biraz önce konuştuğumuz sebepler bunu dahi etkiliyor. Artık hani sinemaya gitmek bir lüks eğlence olmuş oldu. Bir yandan grev var. Önümüzdeki süreçte hangi filmler sinemaya çıkacak? Aktörler grevde, kim bunları promosyonu yapacak da nereden haberimiz olacak da gideceğiz gibi bir noktadayız. Sonra artık dijital platformlar çok yükselişte. Filmler sinemalarda değil, platformlarda gösterime giriyor. Dolayısıyla sinema can çekişirken bir anda bir değil iki filmin birden aynı cuma günü gösterime girmesi ve insanların bu iki filmi birleştirip hani Barbenheimer deyip de aynı gece ikisine gidelim işte hangisine birinci gidelim hangisine ikinci gidelim demesi sinema sektörü için inanılmaz bir hani neredeyse köprüden önce son çıkış gibi bir noktaya getirdi bizi. Filmlerden de bahsedeyim azıcık. Barbie'den bahsettim zaten. En tatlı kısmı bence hani böyle
şeyle, dijital efektlerle değil de bayağı böyle boyayla, keresteyle falan yapılmış, bütün o bildiğimiz Barbie dünyasını sıfırdan yaratmış bir film. Hani bir Barbie ile oynamış bir çocuk filme gittiği zaman bu bende de vardı, bu bende de vardı diyebileceğiniz böyle nostaljik bir havası var. Pes pembe bir film zaten. Aylardır da inanılmaz bir marketing, pazarlama kampanyası vardı. Biraz da artık hani bıktırdı da aslında. Yani pembe soslu hamburgerden işte makyaja, evlere kadar, arabalara kadar. Oppenheimer'da diğer tam bunun ters tarafında duran, işte biri pembe ise diğeri siyah diyebileceğimiz aslında. Yönetmeni Christopher Nolan, işte Batman'den, Dark Knight'tan falan tanıdığımız. Burada atom bombasının mucidi, kuramsal fizikçi Robert Oppenheimer'ın hayatı, işte gençliği, bu keşfi nasıl yaptığı vesaire anlatan son derece karanlık, son derece ciddi ve kendini de son derece ciddiye alan bir film aslında. Gördün mü, izledin mi? Ben Oppenheimer'ı izleyemedim. Bugün izleyeceğim. Ama eleştirileri çok çok iyi. İkisinin de puanları çok yüksek. Bunlar da işte bu ikisini birleştiren, işte matchleyen mimler, capsler. Artık hani öyle bir popüler kültürde öyle bir noktadayız ki mimlenmeyen, capslenmeyen, hani internete malzeme olmayan bir filmin, bir kültürel ürünün popüler kültürde kendine yer edinmesi veya başarılı olması diye bir şey söz konusu değil. O yüzden hani işte burada Margot Robbie ve Greta Gerwig yönetmeni soldaki işte Oppenheimer biletlerini ellerine tutuyorlar. Sağda da şey var, Tom Cruise ve Mission Impossible'ın yönetmeni var. Tom Cruise da biliyorsun hani sinemayı kurtaran adam deniliyor ona. Top Gun'la neredeyse 1,5 milyar dolarlık bir gişe yaptığı için ona böyle Steven Spielberg sinemayı kurtardın falan dedi. O da Barbie'ye gitmiş biletini tutuyor. Bunlar Rotten Tomatoes dediğimiz bütün şeylerin, kritiklerin istatistiklendiği, hepsinin toplandığı ve böylece filmlerin puanlandığı bir site. Burada da görüyoruz ki ikisinin de puanları çok çok yüksek. Esas komik olan şeylerden bir tanesi de bu ikisinin bir arada aynı anda gösterime girmesi sanki bir hani pazarlama stratejisiymiş zannediliyor. Halbuki alakası yok. Biraz iki stüdyonun rekabetinden kaynaklı bir durum. Christopher Nolan, bunlar işte merchleri, t-shirtler falan, inanılmaz. Christopher Nolan daha önceden Warner Bros'la, yani Barbie'nin stüdyosuyla çalışıyordu. Ama Tenet filmini stüdyo sinemada gösterime sokmak yerine HBO Max'e işte dijital platforma verince Christopher Nolan'ın sinir krizi geçirdiği, aşırı derecede sinirlendiği söyleniyor. Warner Bros'la çalışmayı bırakıyor ve Oppenheimer'ı Universal stüdyolarından çıkarttı. Normalde sinemada Temmuz ayı Christopher Nolan'ın ayı diye biliniyor. Dolayısıyla Warner Bros'un da sırf pislik olsun diye Barbie'yi aynı hafta sonu çıkarttığı, işte Nolan'ın buna karşı çıktığı ama işte yine de çıkarttığı söyleniyor. Ama yani işin komik tarafı hani engel olunacak derken bütün bu pazarlama şeyinin, çarkının içinde Oppenheimer'ın da izlenme seviyelerinin çok yükselebileceğini görüyoruz. Çünkü hani Temmuz ayındayız. Yani bu sıcaklarda hani bir atom bombası filmine sinefiller dışında çok gidilir mi gidilmez mi hani soru işareti diyeceğim. O yüzden... arada bu ekran görüntüsünü söyleyeyim. Bu hani Ufuk keşfetti bunu. Google'da diyor her yeri pembe yattı. Google Chrome'a giriyorsun, Barbie yazarsan pembe oluyor. Hani acayip bir pazarlama şeysi. Az önce birisi yazmış ya, Oppenheimer'a gidemeyeceğim vallahi, zaten bunalımdayım, çok karanlık bir film diye. Sevecen Günel yazmış. Oppenheimer çok depresif film. Adam derin bir depresyona giriyor. Bu ülkede yaşarken o filmi psikolojim kaldırmaz. Ya ben de iki filmi karşılaştırırken şeyi düşündüm aslında. İki tarafta da hani insan denen yaratığın aslında yaptığı icatları görüyoruz. Yani bir tarafta zaten hani atom bombasına diyebileceğimiz hiçbir şey yok. Ama filmdeki anlatıda biraz hani böyle Oppenheimer'ın ne kadar aslında hani tüm savaşları sonlandıracak bir icat yaptığı düşüncesiyle yola çıkıp aslında ortaya çıkan sonuçtan işte biraz pişman olduğu gibi bir anlatı var. Diğer tarafta da kadınlara ilham olacak, işte ben her şey olabilirim gibi bir fikirle ortaya çıkıp aksine bütün özgüvenimizi bıçaklayan bir insan icadı var. Bakalım Türkiye'de insanlar gidecek mi gitmeyecek mi merak ediyorum. Amerika'da mesela AMC sinemalarının rakamlarına göre ilk gecede 40 bin duble bilet satılmış. Yani birinden çıkıp öbürüne girecek insanlar. Türkiye'de nasıl olur bilmiyorum. Çünkü çok pahalı bilet fiyatları. Yani normal sinema bileti 145 lira. IMAX'te izleyin diyorlar Oppenheimer'ı. O daha da pahalı. Ha,
hani mısırdı, kolasıydı falan, dört kişilik bir ailenin ikisinin arka arkaya gitmesi çok çok zor gibi gözüküyor. Ya ikisini geç, birini bile dört kişilik aile nasıl gidecek? Evet. IMAX'te kaç para şimdi biletler? Efendim? IMAX'te kaç para biletler? 200 falan mı evet, adam? Evet. 250-270 falan gibi. Dolayısıyla çok 1000 lira zor. Abi bir film izliyorsun 1000 lira. Ufuk evet. Hayır dedi. Ufuk'un kız küçük, o biliyordu. Kaç? 600 mü? Nasıl 600? Bir bilet mi 600 lira Ufuk? Alin, evet. Alin seviyor mu sinema? Bilmiyorum ki kaç. Dur yazıyor şimdi. Bir tanesi 600 ise. Atakule'de şu an Skybox 620 lira diyor. Allah Allah. O şey hani böyle yataklı falan. Özel lüks salon. Sinemalardan bir tanesi. Ya Ufuk sen de lükslerin adamısın kardeşim. Özel salon değil. Biz bildiğin şey diyoruz ya. Vatandaş işi normal. Otur kendimiz izlediğimiz. Normal salon yani 200 lira. Sonuçta 140 lira. O da sonuçta şey bir para değil. Yani az bir para değil. Az bir para değil. Özellikle çocukların gitmek isteyeceği bir film Barbie. O yüzden hani Türkiye'de nasıl rakamlara ulaşacak göreceğiz. Ama ben yine de heyecanlıyım. Yani hani sinemanın canlanması, sektörün canlanması hepimizin istediği bir şey. Yoksa hani sonsuza kadar bu platformlardaki filmlere mahkum olmak istemiyoruz hiçbirimiz. Çeşitlensin istiyoruz. Bir de hani çok uzun zamandır çok fazla devam filmleri, hani bilinen hikayelerin devamları tatmin etmeyen filmler sinemalardaydı. Bu ikisi de özgün senaryo, ikisi de sıfır senaryo. İlk defa yapılan bir Barbie filmi, ilk defa yapılan bir canlı Barbie filmi. Diğeri de özgün bir senaryo. O yüzden hani sinema severler için güzel. Kasım'da da Napolyon gelecek ama o Netflix'e mi geliyor? Evet. Ben aslında onu merak ediyorum. Napolyon geliyor, evet. Onu da merakla bekliyoruz. Bakalım nasıl olacak. Bekliyoruz. Onu da konuşuruz. Sağ olasın Binnaz, teşekkür ederim. Rica ederim. İyi yayınlar.